Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü anma programları kapsamında Ünye Protokolü şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çanakkale Şehitleri Anma Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alarak şehadete ulaşan şehit ve gaziler de unutulmadı. Vaktimiz ilerlediği ölçüde devletimizi temsil eden başta Sayın Valimiz olmak üzere, ilçe kaymakamımız olmak üzere, bizler olmak üzere sizlerin manevi evlatlarımız olma noktasında gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Tabii asıl olan bu vatan için toprağa düşmektir. Bu vatan için şehit olabilmektir. Geriden malını, mülkünü, sevdiğini, çocuğunu, annesini, babasını bırakarak düğüne gidiyoruz diyebilmektir asıl olan. Bu topraklar yüzyıllar boyu hep bu ruh haliyle idare edildi, edile geldi. İşte bundan tam 103 yıl önce o her 15'li 15'li diye baktığımızda bugün türkü olarak dinlediğimiz, aslında işin özüne indiğimizde baktığımızda 15 yaşındakilerin, 14 yaşındakilerin, 13 yaşındakilerin cepheye gitmek suretiyle Çanakkale'de o mermilerin havada çarpıştığı, birbiriyle vuruştuğu, o toprağın adeta kanla yoğrulduğu yer olan Çanakkale'de destan yazdıkları yerdir aslında. Bugüne geldiğimizde de aynı şekilde yine 103. yılını andığımız Çanakkale Zaferi'nin dünkü saat 8.30 itibariyle Afrin'de de kahraman ordumuz aynı ruh haliyle yine Türk bayrağını göndere çekmek suretiyle orada dalgalandırmış oldu. Eski verilere göre baktığımızda 3603 hain orada dağlara gömülmüş oldu. Yarından da Türkiye'yi bölmek için, Türkiye'nin başını çorap örmek için oralarda neleri yaptıklarını, hangi emekler uğruna hangi maşaları kimlerin kullandığını bir kez daha görmüş olduk. Tıpkı dün 15 Temmuz 2016 tarihinde gördüğümüz gibi ve onun öncesinde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da gördüğümüz gibi bizde bu ruh hali olduğu müddetçe bu birliktelik, bu vatan sevgisi, bu toprak sevgisi, bu bayrak sevgisi, bu ezan sevgisi olduğu müddetçe hiçbir top, hiçbir gülle, hiçbir uçak, hiçbir helikopter bunu yıldıramayacak. Sizlerle birlikte vakit geçiriyor olmaktan dolayı mutluyuz. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlarken tüm şehitlerimize, vatan için bu toprağa düşen tüm şehitlerimize saygıyla, minnetle, rahmetle anarken şehit yakınlarımızın elik öpülesi şehit yakınlarımıza da bir kez daha sabırlar ihsan etmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla hem Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü hem de şehitlerimizi anmıyorum. Tabii Çanakkale Zaferi ile ilgili çok şey söyleniyor. Çok şey söylenebilir, çok şey de söylenecek. Yani bunlar bizlerin bir şeyler söylemek için içini doldurmaya çalıştığımız manalar değil. Bizzat bu ülkeyi bizlere vatan yapan ruhun tecessüs ettiği, vücut bulduğu ve yaşattığı andır, yaşadığı mekandır, yaşatıldığı yerdir Çanakkale. Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında maneviyat son derece önemlidir. Oradaki cesaret kolay kolay tarif edilemez ve bu ruhu içinde taşımayanlar Çanakkale ruhunu anlayamaz, anlatamaz. Bizler savaşta ağır
çalışılan bir milletiz. Bizler maddi anlamda ülkemizde özellikle milli ve yerli silahların geliştirilmesi konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ASELSAN'ın, TAİ'nin, TÜBİTAK'ın çok güzel çalışmalarını ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve inşallah naberde muhtaç olmadan birilerine saldırmak, birilerini sömürmek için değil, vatanımızı savunabilecek kabiliyetimizi her daim hazır bulundurmak için inşallah bu çalışmalarımız devletimizin, hükümetimizin, ordumuzun gayretiyle yetişmiş ve moral gücü yüksek silahlı kuvvetlerimizle inşallah daha iyi seviyelere geliyor, daha da iyi seviyelere geleceği konusunda da en ufak bir şüphe yok. Bir şehit haberi geldiğinde bütün kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirme konusunda spontan, son derece içten ve samimi bir gayret içerisinde oldular. Herkes şehit haberini aldığında kendi evladı şehit olmuşçasına üzülüyor ve şehit ailesinin derdiyle dertleniyor. Gençlerimizin milli manevi duygularla yetişmesi, bu duygularının pekişmesi, şehit ailelerini sahiplenmesi ve şehitlik müessesesinin manasını yaşayarak, hissederek yaşatabilmesi anlamında inşallah önümüzdeki günlerde şehit ailelerinin gençler tarafından, şehit mezarlarının gençler tarafından ziyaret edilmesine dönük olarak Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, yerel yönetimimiz, belediyemizle işbirliği içerisinde bir proje hazırladık, hayata geçireceğiz. Ama ben biliyorum ki bunun 10-15 yıl öncesine göre bugün şehit ailesiyle ilgili hem devlet olarak hem millet olarak üzerimize düşeni daha doğru, daha yerinde, daha gereğince yapabiliyoruz. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şehit aileler için şehitlerimizin bizlere emanet ettiği manevi emanetlerine karşı ne yapsak azdır. İnşallah bu konuda hep beraber daha fazlasını yapmak konusunda da el birliğiyle, gönül birliğiyle hareket edeceğiz.